Organ nakli konusunda ülkemiz gerçekten çok başarılı. Hem altyapı hem insan gücü olarak dünyanın sayılı ülkeler arasında. Ve 5000 nakille dünyanın ilk 5 ülkesindeyiz nakil konusundaki yeteneğiyle. Yani madde değerlerinden bir tanesi olan nakil sistemimizi kadarla bağışıyla da inşallah taşlandıracağız. Malatya Gizem Transplantasyon Günleri isimli sempozyumumuza hoş geldiniz. Aslında hazırlıklar 1998 yılında başladı. İlk karaciğer nakli 2002 yılında yapıldı. Bu bir ölüden yapılan karaciğer nakliydi. İkinci yıl olarak da canlı vericili karaciğer nakli 2005 yılında ilk olarak yapıldı. Yılın tıp bölümü bizim merkezimize verilmişti. Önce YÖK, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ve resmi gazetede yayınlanarak İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü TÜZEL olarak kuruldu. Dünyada ilk karaciğer nakil hastanesiydi. İnönü Üniversitesi bugün çok modern bir kampüse sahip ama aynı zamanda çok modern sağlık kampüsüne de sahip. Örneğin canlı donörlerde son derece sıkıntılı bir problem olan anormal, porfalver anormallerinde kendi enstitümüze yönelik bir takım teknikler tanımladı. 2018 yılında aynı anda 3 canlı vericili karaciğer nakli yapıldı. 2019 yılında bu 5 aynı anda yani simultan canlı vericili karaciğer nakli yapıldı. Ama burada bir çapraz söz konusu değildi. Her hasta kendi donöründen left alarak, karaciğer alarak böyle bir karaciğer nakli yapılmıştı. Çapraz karaciğer nakli nedir? Uyumsuz canlı donörleri takas etmek suretiyle işte bu hastaların uyumsuz canlı donöre sahip hastaların transplantasyonuna olanak sağlayan yenilikçi, çığır açıcı ve hatta devrimci diyorum bir yöntem. Şimdiye kadar 17 tane ikili çapraz yapıldı. Bizim canlı vericili karaciğer nakil programına katkısı %5. Ki en fazla katkı olan yerlerden, kiliyle en fazla katkı olan yerlerden bir tanesi. Toplam 14 üçlü çapraz karaciğer nakli. İkisi bu gördüğünüz merkezlerde, geri kalan 12'si Malatya'da gerçekleşti. 6 tane 4'lü çapraz yapıldı, 3 tane 5'li çapraz yapıldı, 2 tane de 6'lı çapraz yapıldı. Bunların hepsi Malatya'da yapıldı. 4'lü, 5'li ve 6'lı çaprazlar dünyada ilk kez Malatya'da yapıldı. Merkezimiz sadece nakil ameliyatları ile değil, verdiği eğitim ile araştırma ve inovatif çalışmalarla da dünyada öncü rolünü sürdürmektedir. Karaciğer nakli ekibimiz sadece çapraz karaciğer, çoklu çapraz karaciğerleri yapan Sezai hocamızın liderliğinde yüzü aşan cerrah, anestezi doktorları, hemşire, teknisyen ve destek elemanlarından oluşuyor. 7'li çapraz karaciğer nakli ile ekibimiz dünya nakil tarihine bir kez daha altın harflerle yazıldı. 2024'te ilk 7'li çapraz nakilini yapmak bize nasip oldu. Mart 2024'te sistemimiz dünyada 100 karaciğer nakli oluşan ilk sistem oldu. Bir sistem dünyada senede 10 naklin üzerine dahi ulaşamazken geçtiğimiz bir senede 113 nakle ulaştık. Daha önceki bir seneki 15 nakille birlikte toplam 128 nakil sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde New England'da dünyadaki ilk organize ve ekonomik etkinlik prensiplerine uygun böbrek çapraz nakil programının kurucularından olduk. Bunun için gereken tüm modellemeleri yaptık. Konseptleri geliştirdik. Optimizasyon yazılım programlarını geliştirip kendilerine hibe ettik. New England Böbrek Çapraz Nakil Programı, ABD'deki UNOS Ulusal Çapraz Nakil Sistemi'ne dönüştü. Yıllara yayılan uzun serüvenimizde önce böbrek çapraz nakli, sonra akciğer çapraz nakli ve nihayetinde karaciğer çapraz nakli konusunda makaleler yazdık. Ve dünyanın pek çok yerine Türkiye dahil sayısız program kurma girişimimiz oldu. Bu konuda çapraz nakil konseptlerini dünyada ilk geliştiren, bu fikirleri hayata geçiren bilim insanları olarak her türlü desteği her zaman vermeye hazırız.